Bugün abimin ve yengemin mutfağındayız. Yemek yapacak Selen'le abim bize. Yemek yapacağız. Incredible Four olarak. William, Kate. Arkada bir mutfağı şey yapacak, temizleyecek. Harry, Meghan. Kim bunlar? Kraliyet ailesi toplumu. Ha ha. Anladım. Böyle bir dörtlüğü. Evet, şu an yıldırım şurada. Evet şefim. Şimdi önlüğümüzü takalım isterseniz. Tabii ki. Bu kutsal önlüğü. Bu evin müzik. Evet, çok yakıştı. Teşekkür ederim. Diz çöküp mü taktırsaydın acaba? Yok. Şimdi ayağa aşı olarak. Ne kadar benim ciddiyetime yakışır bir önlüğü. Evden özel olarak getirdim bu önlüğü. Sizin için seçtim. Sadece ve sadece sizin için. Bunlar köyümüzde buraya sandalye koyalım, burada takalım. Çok iyice de. Evet şef. Nasıl böyle bir durumun içine soktun? Bugün ne yiyeceğiz? Bugün fayta yiyeceğiz. Vay be. Biraz fayıtalanacağız. Şey katalım dedik. Ne katalım denir ona? Yorum mu? Yorum mu katacağız? Yok. Ne katacağız? Renk mi? Biber falan. Biraz doğru. Renk katalım. Biraz çıtayı değişik bir noktaya çıkaralım dedik. Evet, sen hiç fayita yapmadın bize galiba. Ben size fayita yaptım, yaptım ama pek umurumda olmamış belli ki. Yo, genelde İtalyan mutfağı. Pardon, ben yediğimi hatırlıyorum ama seni bilemem. Tamam. Malzemeleri çıkaralım bence. Hangi malzemeleri kullanacağımızı gösterelim şefim. Hemen şurada bir organizasyon şöyle bir. Şimdi fayita yapacağız dedik. Et fayitası yapacağız. Et fayitanın yanında ayrılmayan sosları vardır. Önemli. Tabii ki ketçap, mayonez. Ketçap, mayonez. Guacamole sos, salsa ve ekşi krema sosu. Bravo. Bunları yapacağız. Hepsini de yapacağız yani. Yapacağız hepsini. Kararlıyız. Onun dışında bir de şey var. Nachos'tan ne yapacağız? Bir salata. Nacho salatası gibi bir şey mi yapacağız? Öyle bir şey. Bir de ne yapacağız? Nacho salatası mı yapacağız? Evet. Nacho salatası ama çok uydurmasyon bir şey çıkabilir ortaya. Şimdi peki bu sosların üçünü de yapmak zorunda mıyız? Bu sosların üçünü de yapmak zorunda değiliz. Fayita da yapmak zorunda değiliz. İstersen kaldıralım her şeyi dolaba. İyi o zaman. O zaman tezgaha geçelim mi hep beraber? Evet. Şimdi tezgahımıza malzemeleri koyduk. Yani bunlar. Büyük biber dolmalarımız. Limonumuz var. Renkli biberler var. Evet, avokado kullanıyoruz guacamole sos için. Guacamole bu, guacamole artık neyse. Bu? Domates, o salata için gerekir. Bu şekli bozulmuş domates. Olabilecek yani, bu mevsim olmadığı için aslında domatesin olabilecek en düzgün domatesi almaya pembe çalıştık. Biraz o yüzden pembe domates. Ha, pembe domates. Pembe. Kırmızı ama olsun. Bunlar da limonu. Lime. Misket limonu. Misket limonu. Bunlar biber. Biberler, acı biberler. Kastamonu sarımsağı. Acı gereken noktada o biberleri kullanacağız. Kastamonu bizim pazarın sarımsağı. Ama kastamonu sarımsağı gibi. Bir diş versene bana. Olabilir. Bence yeme ama sen bilirsin. Süzme yoğurt ve krema fayita var. Şimdi süzme yoğurt ve krema, biz ne yapacağız? Bizde tabii ekşi krema yok Türkiye'de. Çok fazla satılmıyor, ben bilmiyorum veya. Ekşi kremamsı bir şey yapacağız. Ekşi krema sosuna benzer bir şey yapacağız onlarla. Lazım, o da lazım. Olacaktır. O jalapeno. Bu da şey. Senin pek yaklaşmaman gereken şeyler. Evet, mantar göremedim şefim. Niye mantar yok burada? Aslında şey, mantarlı bir tarif yapmak istedik. Gerçekten. Ben mantarı hiç sevmem. Yani. Ve ben ne zaman buraya gelsem mantarlı bir tarif olur. Şaşırdım şu anda videoyu çekiyoruz. Mantar yok niye? Ya. Peki yemekte Selen bize ne katacak? Sevgi mi? Bu yapmayacak mı yemeği? Sen tarif edeceksin. Ben tarif edeceğim. Pişirmeyi. O bir takım hazırlıkları yapacağım. Yok, ben hazırlık evet yapayım bence de. Ben pişirmeyeyim ya. Yok. Fayita sosu yedin biliyorsun. Evet evet. Ben ete bayıldığım için fayitayı her gün yerim. Çok iyiyim ben bu yemekte ve iddialıyım. Bakalım masada bir oylama da yapacağız. Seda Sayan gelecek, masamıza oturacak ve kaç puan verecek? Ben. soğanları sen doğramak hiç istemezsin. Soğanları. Yo, ben doğrarım.
Doğruluğundan. Soğanların gözünü yaşartmaması için peçeteyi ıslatıp köşeye koyuyormuşsun. Onu denesin. Asla şey yaramayacak. Deneyeyim. Hadi dene. Ben de alışırsın. Bu kırmızı soğan böyle fare sıçan dışı gibi kesilecek yani. Tamam, bıçak yok. Çok küçük. Çok evet. küçük kesilecek. Evet, küçük kesilmesi. Peki küçük lazım. Kesmezsem ne olur? Yani yine yemek lezzetinden bir şey kaybetmez diye. Kaybetmez. Ben detaylara takıldığım için sadece küçük küçük olması veya belki sana sırf işkence olsun diye bile. Neden olmasın? Bence neden olmasın yani. Süzme yoğurdu ne yapacağız? Ve normal kremayı karıştıracağız. Böyle 3 kaşığa bunun yarısı gibi. Ölçüsü yok. Biraz kıvama bakarak hareket etmemiz gereken bir durum var ortada. Ne koydun ki bunun içine? Süzme yoğurt ve krema var bunun içinde şu anda. He. Sadece. Krema mı sulandırıyor onu? Krema sulandırıyor. Şimdi öyle getiriyor. Ben de biraz daha böyle... Lazım yani. Bu şu anda fazla açıklar bence. Akışkan bir kremam var. Tekeş üstse bütün dostlar. Bizim çok benzediğimiz iddia ediyorlar. Ne diyorsun? Bize öyle gelmiyor ya. Ama bayağı beni mesela sağda solda görüp bir uzun süre bir bakışma yaşadığımız insanlar olabiliyor tabii. Hayır canım, bizzat sordular, siz oradan oluyorsunuz. Şunu tak bakayım. Birkaç kişi sordu. Şu an sen ben sen olacak mı? Aa, olduğunuz gerçekten. Ay, hiçbir fark göremiyorum. Ben bunu onun için getirdim sanırım. Çöplerimin için atayım. Evet şef! Küp küp mü? Böyle böyle. O zaten içi gördüğü böyle. Şey yapmayacak ya. Evet. Yani böyle. Ben olsam şöyle yapardım. Şöyle mi? Bilmiyorum, böyle yapabiliyor musun böyle? Tık, yok, tık, öyle yapamıyorum. Sonra tık tık tık. Küp küp olması lazım. Böyle yani küp küp küp. Kesin küp küp mü olması lazım? Bence bu çok daha mantıklı bir şey. Allah Allah. Ama hani bir belli bir kuralı olmasa, küp küp olmasa ben yapayım. Sen bunların şeylerini çıkar, bıdıklarını çıkar. Tamam, onu yapayım. Ya bu şey için kullanacaktık ya. Aaa! Şey içinden bak, yavrusu çıktı. Ya. Şimdi şunları nasıl keseceğiz? Bunlar böyle 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 kesmeyeyim. Böyle hayır, böyle böyle. Düz kes. Tohumlarını ayır. Ayır. Mümkünse. Böyle düz uzun. Düz uzun kes. Ondan sonra onları ortadan bir tane veya iki tane keseriz. Önce ortadan kesip sonra düz kesemiyor muyum? Daha fazla bıçak sallamış olursun ama olur tabii ki. Neden olmaz? Lütfen ya. Ben soğan kesiyorum aslında da, şey oldu bugün, tırnaklarımı yeni yaptırdım ya, bir anda heyecanlandım, soğanı o yüzden kesemedim. Yerinde. Hanım, hanım. Bunlar benim biberlerim. Bunlar benim biberlerim. İlk fayitanızı hatırlıyor musunuz? Nasıl yapmıştınız? Hatırlıyorum. Geçen gün yaptım daha zaten. Öyle mi? Hiç malzeme çıkmadı. Benim ilk fajita deneyimim. İlk yemek deneyimi diyebilir miyiz? İlk yemek deneyimim de diyebiliriz. Muhtemelen son. Ananas ya da armuta benzemiyor mu? Benziyor. Ananasa benziyor sana. Şu. Bakın. Bence çok benziyor. Orasını atacaksın değil mi? Öyle mi? Evet. 3 tane avokado lazım bu guacamole sosu için. Malzemeleri ben aşağı yazacağım. Kimse korkmasın. Evet. 3 tane avokado, 1 tane domates fazla. Yani guacamole sosuna domates de koymak zorunda değiliz ayrıca ama işte koyuyoruz. Yani. Çekirdeklerin olmaması önemli. Çok sulandırır sosu yoksa. O mühim bir detay. Sadece şey kısmı, yani etli kısmı.
mı kullanıyoruz? Ben doğduğumdan beri biber doğruyorum sanki. Ama değecek mi? Değecek. İnşallah. İnşallah öyle olsun. Bu yemek olmazsa, güzel olmazsa kimi suçlayacağız? Bence, sorumluluk hala sende midir? Bence yapımdadır. Bir şey diyeceğim. Yapım derken Selen Ben kanalı yapımı mı? Evet. Net yani. Ama ben şu an ben bunu her koşul altında yapabiliyorum. Yapabiliyorum. Omuzlarına nasıl bir yük taşıdık? Yapabiliyorum, yapabiliyorum mu demek ya? Yapabiliyor muyum, yapabiliyorum. Vallahi bence yapabiliyorsun, ben yedim senin elinden. O yüzden yani burada ayak altında dolaşmalar, soğanı doğrayamamalar. Yoksa... Bir dakika ama ben sevgimi katıyorum, o yüzden yapamadım. Sevgisiz yapsam böyleyim bak. Ça 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 böyle hemen yaparım. O zaman sen sevgisiz yapar mısın? Çok acıktım. Açlık. Ya tam 5 dakika bekle, bitti bak şu son şey. Bir tane daha kaldı. Yemek yapmak keyifli bir şey mi? Yemek yapmak benim için çok keyifli bir şey. Evet. Yani biraz detaylara falan takıldığım için bazı yemeklerdeki incelikleri önemsiyorum. Biraz fazla da önemsiyorum belki. Evet, evet. O yüzden de kendim yapma isteği oluyor. Bir de şey yapıyor yani, deşarj ediyor beni gerçekten. Peki yemek yapmak bir sanat mıdır? Hayır. Değildir, tamam. Yemek yapmak, yemek yapmak. Yemek. Yani yemek yapmak sanattır tabii bence bu arada. Ama yani şey çok acı tabii. Yani burada video çekmeye çalışıyoruz. Kocam arkada ceviz kırıyor. Böyle bir şey olabilir. Açım aç. Bir şey diyebilir miyim? Elim yavaş değil. Bu benim üçüncü yemek yapışım. Ne yapabilirim? Bu kadar geliyor elimden ya. Bakın bak bu kadar bak. Bıçak. Bir tane brownie. Brownie'nin yanındaki erişte miydi o? Erişte 2. Bu da 3. Ya makarnada ama doğrama işi yok. Bunu mesela blenderdan geçirsek, niye blenderdan geçirmiyoruz bunu? O blenderlı olur mu? Jülyen doğru. Hayır, böyle dik değil yani. Bunu gerçekten yemek yapsan... yapmadığın belli oldu Selen'ciğim. Böyle küçücük parçalara küp küp yapsak olmuyor mu? Tadı mı değişiyor bunun? Böyle evet. Kesmek niye zorundayız yani? Bunu anlamadım. Onların dişe gelmesi lazım yerken ve hatta mümkünse biraz diri kalması lazım. Makbul. Yapabileceğiz mi? Biraz zor gözüküyor. Göreceğiz, dur. Yapacağız onları. Doğrama şekli evet değiştirirmiş. Bir de şey değiştirirmiş. İnsanın eli. Yani elin lezzeti doğruymuş gerçekten. Avokadoları mırç mı yapacağız? Avokadoları evet aşağı yukarı mırç yapacağız. Evet şef. Peki yani ne bileyim, konserve kullanmanız ne kadar doğru bu yemek için? Bilmiyorum ben. Bence hiç doğru değil. Aslında çok da gerekli şeyler değil. Yani ben o şef olsam hani şundan utanırım. Bilmiyorum. Arkadaşlar bakın, yemek yapmak kolay bir iş değil. Muhakkak biberiniz ve domatesinizin olması lazım değil mi? Bir de soğan. Tabii. Bunlar çok önemli birleşenler. Bu üçü oldu mu yemek oluyor zaten. Benim dolabımda evet. Sadece domates, sadece salça ve makarna var. Fayita yapabilir miyim? Yapabilir. Sadece? Yapabilir. Nasıl bir fayda yapacağı edebiliriz ki? Yani makarna ve salça var. Yapar. Yapar mıyım? Selen yani yapar. Zorlarsan yaparsın. Fayıtamı makarnadan çıkarır mıyım? Çıkarırım ben. Yemek yapmak insanı terletir mi? Ben cevap vereyim, terliyorum. Strese girdim. Bu yemek iyi olacak mı? Acayip strese girdim. Kötü olursa benim yüzümden olacak. Ve bütün aile tarafından dışlanacağım. İyi olursa benim sayemde olacak. Çünkü sana rağmen mi? Ev hanımlarına, evde mutfakta vakit geçirmek isteyen erkekler ve şefler ve mutfakla ilişkisi olan herkes. Biz bunu kendi damak zevkimize göre yaptığımız diye yorumluyorum. Öyle yorumluyorum. Yani ben de öyle yorumluyorum. İnşallah sonuç da öyle olur tabii. İnşallah. Makarna ve salça da olsa ben yerdim şu an gibi duruyor. Bilmiyorum. Acıktım. Hepimiz acıktık. Açız, gerginiz. Bakalım bu yemeği bitirebilecek miyiz? Bak bu... Yani bu yenecek bir şey mi Allah aşkına? Yani bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani bundan bir lezzet çıkacaksa yani ben burada yani... Benden değil bu. Bu kötü çıkarsa benden değil. Böyle çıkarsa. Ben öyle düşünüyorum.
Bu arada arkada çok büyük bir ekip var. Herkes harıl harıl çalışıyor bu yemeğin olabilmesi için. Biz, ekip. Hepimiz el ele verdik bu yemeği yapmak için. Verdik elimize. Yetişkin bir Oğuz bireyi günün her saati sarımsak ve soğan yiyebilir. Tuzu versene. Sepelesene artık şu an. Bayılıyor. Sarımsak soğan yesin. Yok, aldım şeyde. Tamam, okey. Aldım burada, bak dışı aldım. Dur. Ezici'yi de ben verdikten sonra zaten artık ben onu ezerdim bence. Bir dakika ama uçlarını aldım, bak bu küçük uçları uçlar çok önemli. Şimdi bunu da ezeceğim. Uçları hadi almak önemli. Onu da ezeceğiz. Ondan sonra bunun içine atacağız. Dur, bunun için biraz oldu. Şöyle. This is Sporto! Bunu dökmedik. Ya bu mutfakta da her şeyi ben mi söyleyeceğim be kardeşim ya? Ya. Normal haklısın şu anda. Bir şeyin içine girmiyor. Bunlar sos olarak işte, tortilla dedikleri lavaşlar var ya, küçük yuvarlak. Evet, evet, evet. O lavaşların içine işte et vesaire bunu şeyiyle birlikte alıyorsun. Yemeği alıyorsun. Üstüne istediğin sosu kullanıyorsun. Dürüm yani. Biz şu an dürüm yapıyoruz. Ben kesmedim onları. Bir tane de avokado var mı? Var. Kullanılabilir burada. Durumda. Burada duruyor. Olur mu? Ne bileyim. Sence olur mu? Büyümüş mü avokado? Okula gidecek yaşa gelmiş mi? Tabasco koyalım yani. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bu salsayı bitirmemiz lazım ama içine tabasco konduğunu hatırlıyorum sadece şu anda. Peki, şunu da soracağım. Şimdi diyelim ki çok vaktimiz yok. Yine de kendimiz mi yapalım yoksa dışarıdan mı söyleyeyim? Yani şimdi ben bunları aşırı üşenirim mesela. Şu anda ben açım ya. Ben çoktan dışarıdan yemek söylemiştim. Ciddi bir cevap verecek yoksa. Ya ben ya bazı benim anlarım var ya galiba. Yani ben çok uğraşacağım şey olabilir. Yani ben 15 dakikada bitiyor ya yemek. Yani 15 dakikalık yemek için 4-5 saat uğraşabilme ihtimalim var benim. Ne diyorsun? Bu ağzına düşkün olmaktan. Ben de üzülürüm mesela. Aynen. O kadar saat yaparım brownie falan filan, hemen bir anda bitmiş, üzülürüm şahsen. Evet, orası şahsen. Biraz acı ya. Evet, o bu kadar uğraşıyorsun acı. Mesela. Yemekleri yapıyorsunuz, karıştırmayı unutuyorsunuz. Karıştırın. Doğru söylüyorum. Bu salsa sos mu? İki telefon. O kadar salsa sos. Bu çoban salata arkadaşlar. Sizi kandırıyorlar. Bu çoban. Bakın. Ya, yok domates. Ya. Hikaye. Domates, soğan. Al. Soğan, limon, tuz. Ve Mickey Mouse. Şu fasulye nereye girecek? O fasulye... Buna mı? Yediği buçuk lira mı? Evet. O fasulye nereye girecek? Soğan doğramak incelik ister. Göz ister. Gözlerim yanıyor. Sönüp gidecek bir çiçek. Peki ya Bihter? Tamam, yaptım. İşte bu kadar. Soğan doğrandı şef. Eline sağlık şef. Büyük iş ya. Sen buradan master şef diye görürsün. Küçüldüğümüz zaman ocağa böyle bir tava koyup ısıtabiliriz. Şefim. Evet. Bu etler... Evet Çırağım. Bu etler hayvanın neresi oluyor? Etle ilgili bir bilgi alabilir miyim? Bu bonfile oluyor. Bonfile dediğimiz yer hayvanın sırtıyla beli o noktasında olan bir şey. Aşağı yukarı bir hayvandan da zaten 1,5-2 kilo falan takribi çıkar sanırım. Değerli bir et.
değerli derken aslında tadı falan normalde lezzet olarak biraz yavan bir et. Ama yumuşak olması itibariyle çok kurtarıcı, böyle risksiz bir et. İkişer dakika iki yüzünü mühürleyeceğim. Ondan sonra fayitanın diğer malzemeleriyle birlikte karıştıracağız. Konu kapanmış olacak. Sanki yeniyor gibi. En çok şefler mi yer? En çok şefler yer. Benim gibi şefler kimseye daha de bırakmaz. Bir oylama yapacak mıyız? Mesela 10 üstünden bir puanlama yapacak mıyız şefim? Acımasızca bile yapabilirsiniz. Yok yok, acımasız ben yapmayın canım. Abla ben malıma güveniyorum ya. Yani... Yoruldum. Hadi onlar abi kardeş, aynı anne babadan. Bizim açıklamamız nedir? Ne oluyor yani? Bizim hiçbir açıklamamız yok. Beklediğiniz hakikaten değecek. Çok lezzetli bir yemek yiyeceğiz. Şu anda mutfağın göbeğinden yapıyorum bu haberi. Emin olabilirsiniz. Yakında yemeğimiz masamızda olacak. Önce kayganlığına bakacaksın. Kayıyor mu malzeme? Bak kayıyor. Çek. Eski şeflerden kim kaldı? Oğlum biz de abimizin kardeşiyiz ha. Yanlış olmasın. Yemek isteyelim. Şefler masaya ilk oturur bu arada. İlk şefler masaya oturur, sonra yiyecek insanlar oturur diye düşünüyorum ben. Sen ne düşünüyorsun? Bu yemeğin nasıl olduğunu düşünüyorsun? Çok güzel olduğunu düşünüyorum ve çok açım. Tata, zıbam zıbam zıbam. Amazon işi. Tırnaklarım ve ben yemeğe hazırız. Ben buraya oturabilir miyim? Otur aşkım. Tabağını ver. Peki her hafta başka birinin evine böyle yemeğe gitsek süper olmaz mı? Olur. Çok güzel bir yemek bu. Güzel. Evet şef, tadına bakıyorum. Hazır mısın? Evet. Ben de merakla bekliyorum. Çok uzun sürdü ya. Evet, çok uzun sürdü bu yemek. Çektiğimiz için çok uzun sürdü. Çekimizi yapalım. Evet, şimdi tadına bakıyorum. On üzerinden on. Harika. On üzerinden on. Dürüm. Şefim siz bayağı yiyorsunuz gibi. Yiyeceğiz tabii ki. Bir hakkımız ilk ısırığı bir çekelim. Tamam, şöyle tamamlayayım. Tamamlayayım, buyurun. Biraz ekşi kalmadı. Eltim olmadı. Beğendin mi Eltim? Afiyet olsun. Hayda, mırç oldu şefim, o mırç. Evet. Akoya. Nasıl? Elime sağlık mı diyorsun şu an peki? Yemeğimiz bitti. 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 Bence bitmedi. Ya hala cips yiyoruz da. Bir sonraki videomuzda ne pişireceğiz şef? Bu sefer benim istediğim bir şey pişirelim. En güzel biber olmuştu. Biber. Çok iyi doğranmıştı. Teşekkürler. Ben doğradım. Kusur bulamıyorum ya. Mor soğan değil ama beyaz soğan nasıldı? İnanılmaz. İnanılmaz. Değil mi? Selen'in performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlara benim performansımın 10 üzerinden kaç olduğunu yazın. Oğuz'un performansının 10 üzerinden kaç olduğunu yazın. Çünkü arada büyük bir fark var bence. Ben bayağı çalıştım bütün video ve Oğuz oturup izledi. Benim kanalımı izlersen performans görürsün. Kavga. Bak sadece tırnaklarımı göstermek için şaşırmış gibi yapıyorum. Anne!
Selen'in performansı hakkında ne diyorsunuz? Bir başarı hikayesi. Estağfurullah. Öyle düşünüyorum. Gerçek bir biber doğrayıcısı. Evet. Biber bükücü. Son biber bükücüyüm. Büktü bütün biberleri. Yedik. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tırnaklarımı beğendiyseniz de yoruma yazın. Peki bize evini açan insanlar için ne demek istiyorsunuz? Çok teşekkür etmek istiyoruz. Bizimle mutfağınızı paylaştınız, yemeğinizi paylaştınız. Açtık. Sofranızı paylaştınız. Bizimle birçok şey paylaştınız. Teşekkürler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay. Zülüm.